Merhaba dostlar, bu videoda sinematik kurgu hakkında konuşuyoruz. Birazdan yapacağımız düzenlemeleri de videolarınızı daha sinematik hale getirebilirsiniz. Ben bu işlemleri Premiere Pro üzerinden yapacağım. Sizler de farklı uygulamalardan bu düzenlemeleri yapabilirsiniz. Çünkü düzenlemelerimiz hiçbir eklenti veya ekstra dışarıdan alacağınız bir plugin içermiyor. Haydi videoya geçelim ve sinematik kurguya başlayalım. Evet dostlar, hızlıca sinematik kurguya geçiyoruz. İlk olarak kat alma işlemini yapacağız. Kat alma işlemi videoyu aslında başlangıç ve bitiş noktalarını belirlemektir. Video daima hareketli olmalıdır. Bu yüzden siz de katlarınızı alırken sabit noktalardan başlamayın. Mesela şimdi burada bir drone görüntümüz var. Drone görüntüsünü izlemeye başlıyorum. Bakın, gördüğünüz gibi İlk başlarda istenmeyecek bazı hareketler var. Kamera ayarlaması vesaire var. Mesela buralarda da pek istenmeyen bir görüntü var. Yani açı çok hızlı. Burada sinematik bir video yapacağız. Bunun için açı çok hızlı bence. Mesela burada videoyu ben ortalama buralardan başlatırım. Bu videoda. Burada iyiye basıyorum. Önemli olan açı kaybı yaşamamak. Yani açı şu an mesela bir açı devam ediyor. Bu açı bozulduğu zaman orada katı kesmeniz gerekiyor. Devam ediyorum gördüğünüz gibi. Hala düz bir eksende devam ediyor drone. Mesela burada tamamdır diyorum. Mesela ilk videomu alıyorum buraya. Ondan sonra farklı videolar için de bu işlemleri yapalım. Evet dostlar, kat alma işlemini tamamladık. Şimdi sıradan sinematik bar var. Sinematik bar nedir? Özellikle sinema filmlerinde bu barı görüyoruz arkadaşlar. Yukarıdan ve aşağıdan videolara siyah bir bar atılıyor. Siyah bir çizgi çekiliyor. Bu da tabii ki videolara ekstra bir sinematiklik katıyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Sol altta New iteme tıklıyoruz ve Adjustment Layer alıyoruz bir tane. Burada ikinci layer, ikinci sekmemize diyeyim. Bunu atıyoruz. Sürükle bırak yöntemiyle şöyle şu şekilde alıyorum. Daha sonrasında bu Adjustment Layer'ım seçiliyken efekt paneli üzerine crop yazıyorum. Transform'un içindeki crop'u yine sürükle bırak yöntemiyle Adjustment Layer'ın üzerine alıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında bu Adjustment Layer'ımızın efekt kontrol bölümüne geliyorum. Ve burada crop seçeneği açıldı. Burada top ve bottom beni ilgilendiren konu. Buraya 8 ila 15 arasında bir değer girebilirsiniz. Mesela 15 çok kalın olacaktır. Tabii ki bu da sinemada kullanılıyor. Bunun açıların farklı anlamları var. Ama ben daha basit bir anlatım yapmak istediğim için bunlara hiç değinmiyorum. Ben ortalama 8 veya 9'larda kullanıyorum bunu. Mesela 9 yapıyoruz. Veya 8 yapayım. Biraz daha inceltelim. Bu Adjustment Layer'ı sonuna kadar çekebilirsiniz videonuza uygulayacağınız için. Gördüğünüz gibi gerçekten bir hava katıyor. Evet dostlar, bir diğer önemli konumuz ise müzik seçimi. Müzik seçimini nasıl yapıyorum? Biraz bundan bahsedeyim. Görüntümü öncelikle izliyorum. Kat alma işleminden sonra. Görüntülerimi izliyorum. Görüntülerimde bir doğa mevcut. Mesela burada gerçekten Ulubey Kanyonları, Uşak Ulubey Kanyonlarını görüyorum. Devasa bir kanyon. Bana neler hissettiriyor? İlk olarak bunları düşünüyorum. Burada bir şelale var. Daha sonrasında yine bir şelale. Bir doğa görüntüsü, ağaçlar. Biraz sinematik hava var. Düşünüyorum ki bunu ben eğer bir sinema filminde izleseydim arka plana ne tarz bir müzik çalıyor olurdu? Yani ne tarzdan kastım, hareketli mi olurdu? Slow mu olurdu? Piyano, keman vesaire bunları düşünüyorum. Bu anahtar kelimeleri İngilizce haline çevirip arama platformlarında arıyorum. Bunlar nasıl oluyor? Mesela YouTube'a yazıyorum. Sinematik ambient piyano veya Emota kullanıyor olabilirsiniz. Oraya bunu yazıyorum. Artlist kullanıyor olabilirsiniz. Oraya yazıyorum bunu. Yani bana bu video izlediğim zaman ne hissettiriyor? Öncelikle buna bakıyorum. Daha sonrasında bunun karşılığındaki İngilizce kelimeleri arama platformlarına yazarak kendime ait olan müziği bulmaya çalışıyorum. Ben mesela bu müziği Emota'dan buldum. Ne yazdım? Sinematik atmosferik piyano yazdım. Mesela karşıma bu tarzda müzik çıktı. Hayır,
hayal gücümü kullanarak müziğimi seçmeye çalışıyorum. Şimdi yapmam gereken müziğimin ritimlerine göre videolarımı yerleştirmek. Artık ritmik olarak devam ettiğim için son görüntümü de alıyorum. Mesela burada bir orman sesim var, dinliyorum hemen. Kısıyorum. Arkadan çok hafif geliyor. Neden çok hafif gelmesini istiyorum? Zaten benim müziğim var. Ben istiyorum ki müziğimle görüntü bağdaşırken yardımcı element olarak ses efektini kullanayım. Kıstım iyice. Bakın çok daha tatlı oldu bence. Evet, ses efektlerimi de yerleştirdim. Şimdi sırada renklendirme kısmı var. Renk hakkında ayrı bir video çekeceğim. Şu anda hızlı bir şekilde rengimi de ekleyeceğim. Ben rengimi nasıl ekliyorum? Yine bir adjustment layer açıyorum. Bu layer'ımı yine 3. katmanımı aldım. Bu layer üzerinde Lumetri Color seçeneğini seçiyorum. Ve buradan Input Loop'tan bir tane loop seçeceğim. Buradan renkten kendi rengimi seçiyorum. Evet, rengimi attım. Bu kısımda şunları biraz ufaltalım. Renkleri görüyoruz. Renkleri yine tüm videoya yaymak için tutup çekiyorum. Ve farklı ayarlamalar yapacağım için videoların olduğu yerlerden kesiyorum. Burası için bakıyorum, ayarlamamı nasıl yapabilirim. Evet, renklendirme işlemimiz de tamamlandı. Şimdi sırada videoları daha stabil hale nasıl getirebiliriz? Bunu göstereceğim. Mesela burada ufak titremeler var, görebiliyorsunuz. Bunu nasıl engelleyeceğim? Yine bu sağ tarafta efekt paneli var. Buraya Warp yazıyorum. Warp Stabilizer seçeneğini tuttum ve videonun üzerine bırakıyorum. Zaten kendiliğinden burada Warp Stabilizer kendi sabitleme işlemini yapıyor. Hemen bekliyoruz. Evet, videomuzun stabilizer işlemi tamamlandı. Şimdi farkı görüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi gayet stabil bir şekilde devam etmiş görüntümüz. Bu tarz görüntülerde sıkıntı yaşıyorsanız sallanma konusunda bu efekti bir deneyin. En son söylemem gereken konu, videolarınıza bir başlık veya bir yazı eklemek isteyebilirsiniz. Sinematik bir şekilde. Bunu nasıl yapacağız? Efektsiz bir şekilde hemen gösteriyorum. Mesela buradaki görselimizin üzerine ben sinematik title'ımızı, sinematik başlığımızı yapmak istiyorum. Bunun için ne yapıyorum? File, New ve Legacy Title. Bunu seçiyorum. OK diyorum. Ve title bölümü açılıyor. Ben şimdi ekrana benim kullandığım sinematik fontları yazıyorum. Siz de bir tanesini seçip bunu deneyebilirsiniz. Sinematik başlığımı yazdım. Hepsini seçiyorum. Buradan ben Montserrat seçeceğim. En alttan Black, en üstteymiş. Black'i seçtim. Burada Legacy Title'ın seçenekleri çıkıyor. Actions, Tools, Styles, Profiles. Şimdi buradan düzenlemelerime devam edeceğim. Sinematik başlık yazdım. Black'i seçtim. Daha sonrasında burada harflerin arasını açmam gerekiyor biraz daha. Hemen buradan şöyle açıyorum biraz daha sinematik bir görünüm kazanmak için. Bunu açtım. Daha sonrasında bu panelde Actions bölümüne geldim ve görüntümü tam ortaya aldım. Şimdi bunu da sol alttan yukarıya çekiyoruz. Ben şimdi düzenlemelerime devam ediyorum. Biraz gölge eklemek istiyorum. Yazımızı ön plana çıkarmasını istediğim için. Daha sonrasında mesela buna şöyle bir şey ekleyeceğim ben. Bu seçiliyken Scale'e geliyoruz, yani büyütme kısmına. Mesela şöyle gelecek, atıyorum. 77'den gelsin, burada başlasın, tam şurada bu %100 olsun. Şöyle bir şey yaptık şimdi, bakın gelmiyor şunu. Yaptıktan sonra aynı işlemi opacity için yapacağım. Şimdi son olarak buna biraz ben bulanıklık vermek istiyorum. Bunun için ne yapıyorum? Yine sağ üst taraftan buraya blur yazın. Burada Gaussian blur var. Bunu yine
sürüklüyorum ve title'ımın üzerine bırakıyorum. Buraya yine panelim açıldı gördüğünüz gibi. En başında blur'umun %100 olmasını istiyorum. Daha sonrasında yazım ortaya çıktıkça bunun da azalmasını istiyorum. Evet, blur'u da ekledikten sonra sinematik başlığımız bu şekilde geliyor. Şimdi ben videomuzun sonuna bu filmimizi ekleyeceğim. Neler yaptık bakalım birlikte. Sizler de önerilerinizi, görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Birlikte tartışmasını yaparız. Bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Bana destek olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.